Şimdi e, ah şunu da sormak hmm. istiyorum. Şimdi yıllardır süre gelen bir tartışma var. E, siz babanızı zehirlenerek öldürüldüğünü söylediniz. Hmm. Önce Sovyetler Birliği olabilir, sonra Ergenekon olabilir, daha sonra FETÖ öldürmüş olabilir dediniz. E, bugün aynı kanaatte misiniz? Hala babanızın öldürüldüğünü düşünüyor musunuz? Ya şöyle söyleyeyim ben size. Ben tabii rahmetlerin kimin öldürdüğünü, nasıl öldürdüğünü bilemem. E, ama şunu biliyorum. E, Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanı bir şey yapıldı. Ee, Devlet Denetleme Kurulu rapor hazırlandı. O raporda da e, şüpheli ölüm üzerine kalın bir e, dosya hazırlandı. Onun üzerine şüpheli bulunduğu için ölümü e, mahkeme kararıyla mesela açıldı. Bin, 19 sene sonra vefatından. Normalde adli tıpta ben görüşmüştüm 5 sene sonra insan vücudu kemik olur demişler. Kemik saç buluruz dediler. Onun üzerine fakat Allah'ın işi bütün vücudu çıktı. Kemiklikleri de çıktı beynine kadar çıktı. Çürümemiş. Bunu o zamanlar Adalet Bakanı açıkladı. Ve o zaman zehirler bulundu. Fakat çok enteresan rapor çıktı sonunda. Zehir var ama zehirlenme yok. Şimdi bu ne demekse ben anlayamadım onu. hukuki olarak. Fakat o zamanki Ankara'da savcı bana şunu söyledi. Teknik çalışmaları yapan adli tıpta ekibin ölümle tehdit edildiğini söyledi. Tehdit edildiklerini söyledi. Şikayetler varmış. Ha bu Fetodur Ergenekon'dur. O zaman kendini Ergenekon zanneden kendini bilmezler olabilir. Feto FETÖ tarafta onu bilemem ben. Yurt dışı il, ilişkisi de olabilir bunda. Yurt dışı bağlantısı bile olabilir büyük ihtimalle. <laughs> Ama bunun şüphelenin sonunda çıkan o raporu da biliyoruz. Yani dört tane zehir çıktı. Ama tabii Türkiye Cumhuriyeti Yani zehir var, zehirlenme yok." Nasıl? Demek ne demek? Ben ben anlamadım onu. İşte bunu size ben yani bunun açıklamasını bunu kimse izah edemedi bana. Hı. Kimse de izah edemedi. Ben de öyle. Yani çünkü biz bir aileyiz. Biz devlet değiliz. Yani bunu çok fazla üzerine gidemiyoruz. Gidebildiğimiz kadar gittik. Ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, ailesi olarak yapabileceğin koşturmak, araştırmak ama yapabileceğim bu kadar. Size tehdit ediliyoruz falan derken yani bu işi kurcalamayın mı demek istediler? Orada tenkit ed şeyler, teknisyenler kurcalamayın Hı -hı. demişler tabii. Hı -hı. Yani... Ya ben şi... Size de bu işi kurcalamayın diye bir şey geldi mi? Geldi peki? tabii ki. O yıllarda geldi. Çok geçmişte. nereden? Ee, bilmiyorum ki nereden. Kurcalamayın diye telefonlar geldiğini biliyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben e, 1990 e, 93 90 90 98 Fatih Altaylı Teketek programına çıktım. O zaman Kanal D dedi galiba. O programda bu konu konuşuldu. Ben de farkında değilim. Saat gece bir buçukta çıktım. Bir buçukta bana bir telefon geldi. Hacettepe Hastanesi doçent doktor bilmem kim. Buyurun dedim. Babanız dedi 6 sene önce buraya getirildiğinde kan almıştık. Kanı bizde hala duruyor. Siz istediğiniz zaman aileye teslim etmek zorundayız. Ertesi gün hemen yazıyı yazdık göndereceğiz. Aynen şöyle cevap geldi. Hemşire dün akşam yanlışlıkla o kanı dökmüş. O zaman zaten şey başladı. Şüpheler başladı. ve şimdi Cumhurbaşkanlığı köşkünde iki, iki doktor, iki ambulans bulunur. Baban hastalandığı gün hiç kimse yok. Yani her şey üst üste gelince şüpheler doğdu. Gerçekten de zaten adli tıptan önce devlet denetleme kurulu raporunda bunun şüpheli olduğunu gösterdi ama orada kaldı. Hı hı. Artık bundan sonrası e, şeye kalmış vaziyette, mahşere kalmış durumda. Şu anda kafanızda hani yani şuradan dolayı yapılmış olabilir yani dediğiniz bir durum var mı? Bu seneye geldiğimizde artık sene 2022 buradan baktığınızda hani... Şunlar bu yüzden yapmıştır diyebiliyor musunuz? Vallahi hiç bilmiyorum ama şunu söyleyeyim ben size. Yani 993 senesi incelenmesi gereken bir sene. İlk vefat eden, öldürülen Uğur Mumcu'dur. Ocak ayında. Sonra e, arkasından sırayla işte Eşref Bitlis Paşa uçağa düşürüldü. Sonra Adnan Kahveci, sonra babam, sonra Başbağlar olayı, Madımak olayı. O, o o o sene olan olaylar darbe yıl sanki. Türkiye'nin üzerine bir, bir şey çöktü. Ağırlık çöktü. ...birileri bunu yaptı. Ben Türkiye içinden... ...olduğunu düşünmüyorum bunun sadece. Dış kaynaklıdır büyük ihtimalle. Hı hı. Ama o yılın ayrı bir incelenmesi... ...gerektiğini düşünüyorum. Bahtiyar e, bilmem Bahtiyar vardı. O da o, o, o... ...cemer sever. Yani o sene... enteresan bir sene. Mesela... E, e, ...çok enteresan bir şey daha söyleyeyim size. E, rahmetli Uğur Mumcu... E, ...zaman zaman babam rapor verirdi. Enteresan konularla ilgili. Fakat... E, o dönemde Adnan Kahveci, Eşef Paşa, babam, bütün bu ekip Kürt meselesiyle ilgili bazı sorunları nasıl çözecekleri üzerine çalışıyorlardı. Ekonomik, siyasi ve sosyal olarak. Hepsi arka arkaya gitti. Hmm. Yani e, bunun ben Türkiye'de ayakları olabilir ama daha ziyade... Kutu dışı bağlantısı olduğunu düşünüyorum çünkü Bu Türkiye kült, e, olaylarını yani küt meselesinin tetikleyicisi hani gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi bir şeyden mi şüpheleniyorsunuz? Vallahi, isim veremem ama tahmin ediyorum... Batı ile çok alakası var özellikle Avrupa hı. yani Avrupa şu anda e, tabii ki e, destekliyor bazı olayları Türkiye'de hı hı. yani Türkiye'de sonuçta bazı olayların artık çözülmesi lazım bir barış olması lazım yoksa e, bu işin altından kalkamaz Türkiye. Bu iş çözülmez. ne, neyi raporluyordu dediniz? Ee, bazı e, biliyorsun iyi bir gazeteciydi. Hı hı. Çok iyi araştırmacıydı. Hı hı. Çok iyi araştırmaları vardı. Ee, yurt dışı terör olayları, bağlantıları, yurt dışı bunlarla ilgili. Bunlarla ilgili bilgiler paylaşıyordu. Anladım. Araştırmalarını, Babamla. izlenimlerini. Aynen öyle.